Diagonal TV YouTube kanalından herkese sevgiler. Bugün Çubuklu Asalet Marşı'nı konuşmaya çalışacağız. Söz müzik Murat Kaya'ya, düzenleme ve seslendirme Selçuk Aba'ya ait. Hoş geldiniz abi, ikinize de hoş geldiniz diyorum. Hoş Hoş bulduk. selamlar. Ömer'cim, selamlar. Merhaba. Nasılsınız abi, nasıl gidiyor? Şükür. Sen başla Murat. İyi ya, yani şükür diyelim Selçuk'un başladığı yerden devam edeyim. İyiyiz, sağ olun. Teşekkürler abi. Öncelikle konuşmaya geçmeden önce ben şunları söylemek istiyorum. Çubuklu Asalet Marşı'nı dinledim. Gerçekten harika olmuş, çok beğendim. Murat abinin hem kalemine sağlık, Selçuk abi de çok güzel seslendirmiş. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Umarım daha da fazla artar. Hem dinlenme olarak hem de tanınma olarak zaten yavaş yavaş da artacaktır. Çok sağ ol. Dilerseniz abi şöyle ısınma bir soruyla başlayalım. Önce Murat abiye sorayım. Fenerbahçe hayatındaki yeri nasıl abi Fenerbahçe'nin? Ya Fenerbahçe'nin hayatımızdaki yeri bambaşka. Ben 3 yaşından beri yani yetişkin olmaya başladığımdan beri Fenerbahçeliliğimi hep farkındayım. Fenerbahçeliliğin nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Ve o bambaşka bir duygu. Belki anlatılmaz yani. Siz Ömer Bey Fenerbahçelisiniz Evet, Fenerbahçeli. değil mi? Böyle bir şey yani anlatılmaz diyelim. Nasıl bir his olduğu az çok tahmin edilsin. Selçuk abi, sen ne söylemek istersin? Fenerbahçeliliğin hayatındaki yeriyle ilgili, Fenerbahçe'nin. Yani nasıl söyleyeyim? Yani kelimelerle ifade edilmez. Ben bunu daha önceki röportajlarda da söyledim. Hani öyle anlatabileceğim ya da bunu ancak kaleme dökeriz. İşte Murat kaleme döktü. Ben de sesimle işte hayat vermeye çalıştım. Böyle cevap vereyim. Hani şarkıdan Evet. da yürüyeceksek. Yani gerçekten Fenerbahçeliliğiniz nasıl bir şey denildiği anda tıkanıyorsun. Yani hani onu nasıl Tıkanıyorsun, kalıyorsun. anlatabileceğini Yani de bu bilemiyorsun. Gerçekten bilemiyorsun. Anca dediği gibi Selçuk'un kalem, müzik, zaten gönderme cevap işte anlatılabilecek. kolay kolay cevap verebiliyorsan o kadardır. Evet. Evet. Zaten Biz bunun içinde veremiyoruz. marşlar, besteler aslında hem sesli hem yazılı olarak da anlatmaya çalışılıyor. Marşlar, besteler Aynen. o konuda daha etkili. Biraz marşın oluşma sürecine değinelim abi. İkinize de soracağım ben. Bu marşın oluşma sürecinden biraz bahseder misin? Şimdi marş, ben şeylere elimden geldiğince gidiyordum. Stada gidiyordum. Fenerbahçe'mizin maçlarını. Gazeteciyim de aynı zamanda basın olarak da takip ediyordum. Bir taraftan kendim kombine almıştım zamanında. O iyi, güzel zamanlarda almıştım. Takip ediyordum. Ama taraftarlarımızın hep bir ağızdan söyleyebileceği bir marşın yoksunluğunu hep hissediyordum. Yani tamam belli başlı şeyler var işte vura 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 kıra 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 hep birlikte söylenen ya da bir taraf sarı bir taraf lacivert diyor sonra şampiyon Fenerbahçe deniliyor ama yani böyle diğer takımlar gibi böyle bir ağızdan söylenebilecek bir şey olsun istiyordum. Hep benim hayalimdi bu. Yani bu tabii ki ben yapacağım demiyordum ama eksikliği vardı yani. Ama ben de bir şey yapıyorum. Bir taraftan da gazetecilik hayatım var. 22 yıllık gazetecilik hayatım var. Bir taraftan da yazmaya çalışıyorum. Bir şeyler yazıyorum. Yani kendi çapımda hikayelerim var. Şiir yazıyorum. Onda sosyal medya sayfam var. Orada paylaşıyorum şiirlerimi falan. Bir şiirim vardı. Bir tane böyle kızımla ben çok 4 yaşında bir kızım var. Bir de 12 yaşında bir kızım var benim. Allah Allah başlasın başlasın. abi. Büyüğünü çok böyle şeyle ilgisi yok. Takımlarla şununla bununla ilgisi yok ama küçüğü bayağı ilgili bu konuda. Ve onunla biz hep böyle yatarken falan onu yatırdığım durumlarda falan hep böyle şey yapıyorum. Ninni söylüyorum, şarkı söylüyorum. Bir gün işte öp beni dedi. Ben de o halde şimdi öperim seni falan dedim. Öyle bir tını oluştu. Karşılıklı tınılaştık. Sonra o tınının çok hoşuma gitti. Tınıyı ben böyle bir telefonu ses kaydını açıp kaydettim. Ertesi gün üstüne oturdum bir şeyler yazdım. Tam zamanı diye bir şarkı çıktı. O halde şimdi öp beni gibi bir şey oldu. O arada da marşlarım var yani. Gene bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Hani böyle taraftar söylesin falan diye ama bir türlü tatmin olmuyorum. Var birkaç tane çalışmada. Sonra dedim ki bu tını çok güzel marş olur dedim. Çünkü böyle karşılıklı söyleniyor. Hani karşılıklı söylendiği için dedim onun üzerine bir şey yazalım. İş yerindeydim. İş yerinde de oturdum. Arkadaşlar falan vardı. Çalışıyoruz. Yoğun bir zaman bir de. Adliye muhabiriyim. Gerçekten yoğun oluyor. Evet. Oturdum.
Aklıma ilk gelen cümle şey midir nedir bilmiyorum geldi yani. Formanda ışıldar renkler cümlesi gelince sonrası zaten kendiliğinden döküldü. Formanda ışıldar renkler sarı lacivert. Yani o kadar güzel ki o çubuklunun görüntüsü, ışıldaması. Direkt onunla girdim ve sonrasında çubuklu bir asalet bu bilmeyene dert dedim. Öyle devam etti. Aslında oluşumun bir süreci bu. Domino taşı etkisiyle başlayınca devamı geldi. Tabii ki bir de her bir şeyi, her bir sözü yani taraftarların alıp bunu sloganik şekilde kullanabilecekleri nitelikte olsun istediğin için basit oldu. Yani formanda ışıldar renkler, sarı lacivert, çubuklu bir asalet bu, bilmeyene der. Yani karşılıklı söylensin ve her biri sloganik olsun istedim. Böyle bir marş çıkmış oldu ortaya ama asıl şekil tabii Selçuk'a gittikten sonra asıl hamur orada yoğruldu, güzelleşti. Düzenleme, seslendirmede de Selçuk Abay'a ait. Selçuk abi gerçekten ben çok beğendim o sesinin o tonu, marşa çok uymuş. Sen ne söylemek istersin? Teşekkür ederim. Valla marş bana geldiğinde tabii ham haldeydi. Hiçbir şekilde hani herhangi bir enstrüman kaydı falan yoktu. Bana geldi, sadece söylenmiş hali vardı. Telefona evet. Kaydedilmiş. Aldım ben kaydı. İşte şirket dedi şey hani bu işi yapsa şimdi şirkette en sıkı Fenerbahçeli beni görmüşler sanırım. Bana söylediler zaten, dediler bizde Selçuk var dediler. Feda Fenerbahçeli dediler. Ona yaptıracağız dediler. Oh dedim, ne âlâ Fenerbahçelileri yaptı. Şey Avrupa Müzik bu arada. Oradan Özlem Hanım aradı beni. Özlem Uzun. Severim, kendisini çok severim. Zaten benim abla derim. Yani öyle sevdiğim biri. Dedi Selçuk dedi beste var, sana yolluyorum. O gün de galiba gerçekten yoğundu ki ne zaman arasam onu yoğundur. Şey dedi, beste var sana yolluyorum, bak dedi. Evet. Başla hatta dedi aranjesine falan. Ama çok detaylı konuşamadık. Ama dedi marş, Fenerbahçe marşı, haberin olsun. Sen ne diyorsun ya dedim abla. Tamam olur. Mutlu oldum tabii. Aldım ben aranjelerini, bitirdim. Hani bir süre onunla uğraştım falan. Bitirdim. Kayıtlarını falan da bitirdim yani, bayağı enstrüman kayıtları bitti, işte brasslar bitti, davullar bitti, gitarlar bitti, işte gitarları gönderiyorum Ankara'ya, arkadaşım çalıyor, oradan bana gönderiyor, işte pandemi süreci. Yani müzisyen gelip evde çalma şansı da yok. Evet. Velhasıl oturuyoruz, işte piyanosunu başka bir arkadaşa yolluyorum, işte davulunu başka bir arkadaşa falan derken bir şekilde biz bunu toparladık. Yani bu beste de aslında bayağı badireler atlattı. Öyle diyeyim yani. Hani biz atlattık ama bu beste de bir pandemi süreci yaşadı yani. Velhasıl bana geldi şarkı, işte bitirdim. Ben aranjeyi bitirdikten sonra şirkete dedim ki bitti bunun aranjesi. Yani ne yapayım, kayıtları da bitti. Yolladım çıplak bir kayıt. Ondan sonra okumasını da sen yapacaksın Selçukçum dediler. O vakte kadar haberim yok benim okuyacağımdan. Sana da sürpriz oldu abi. Tabii bana da sürpriz oldu. Yani 2 hafta 3 hafta boyunca aranjeyle uğraşıyorsunuz, kayıtla uğraşıyorsunuz. İşte ay sürüyor hatta. Okuyacağımdan haberim yok. Ama üzerine tabii küçük bir pilot okudum ki hani tonuna göre vesaire. Müzisyen arkadaşların da zorluk yaşamaması adına. Ondan sonra ben dedim tamam. Yani hala ben şey yani olayın şokundayım. Okuyacağımı bilmiyorum tabii. Ondan sonra sen okuyacaksın Selçukçum deyince valla işte dedim ya, kelimelerle ifade edilemez yani. Çok mutlu oldum, gurur duydum. Yarın bir gün işte Murat da öyle, Allah bağışlasın. Yarın bir gün çocuklarına bırakabileceği Fenerbahçe için ne yaptın? İşte evladımıza miras. Ben bunu yaptım yani. Bunu yaptım, sen daha iyilerini yap. Yani. Hani en güzelleri senin olsun. Öyle öyle bakıyorum duruma. Yani dediğim gibi işte elimizden bu geldi. Bunu yaptık. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyim. İşte ne mutlu ki Fenerbahçe için bir şey yapabildim. Çok da güzel bir şey yapabildiğimi düşünüyorum. Tabii bu birlikte oldu. Sevgili Murat'la, işte şirketim sağ olsun. Beni layık görmüşler. Ne mutlu. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi dinliyorum abi. Selçuk ilk düzenlediğinde şarkıyı koro olarak söylendi. Yalnız arkada bir ses var, böyle yükseliyor yani, böyle gür bir ses, Selçuk'un sesi. O koronun içinde bile belli oluyor o ses.
Bak abi, ben burayı unutmuştum. Bak, abi dedim bunu sen söylemelisin. Gerçekten yani o ses o kadar güzel bir tınısı geliyor ki bana. Yani korodan geliyor. Hani koro söylüyor ama o Selçuk'un sesi dikleşiyor arada. Böyle kendini vuruyor yani benim sesim var diye. Dedim bunu sen söylemelisin. Öyle de bir karşılıklı zaten müzakereler falan oldu. Konuşuldu ve söylemesi daha uygun oldu. Ve çok da güzel oldu onun söylemesi. Yani koro bir tarafa, onun sesinin renginin yansıması bir tarafa marşı. Yani gelen yorumlar da şöyle. Evet. Yani çok pardon lafını kestim sanırım. Önemli. Hani gelen yorumlar da şöyle. Abi stada çok yakıştı şarkı. Yani o stada gerçekten çok güzel duruyor. Hani çok yakışıklı oldu falan diyen arkadaşlar var. Bu arada evet stada çalındı. Yani bir iki maçtır stada çalıyor. Ben de hemen onu soracaktım abi. Geri dönütleri nasıl oldu? Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe TV'de de çalındı. Stada da çalındı. Böyle hem Fenerbahçe yönetiminden hem arkadaşlarınızdan, taraftarlardan ne gibi geri dönütler aldınız? Yönetim zaten ilk beğendi. Yönetim beğendi ve onların onayı doğrultusunda bu beste zaten çıktı. Hani evet. Birilerinin onayı olması gerekiyor bunda. Yani öyle alelade derler. Hani kafana göre bir şey yapamazsın. Yani sonuçta bir kulübün adını, aramasını kullanıyoruz yani. Tabii bir ortada marka var ve bir isim var ve bu isim Fenerbahçe. Kafana göre bir şey yapamazsın. Ve getirdik, verdik. Sağ olsun Simla Türker Beyazıt, Metin Sipahioğlu. Sağ olsunlar bestemize de, bizlere de sahip çıktılar. Bestemizi yayınladılar ve yayınlanmasına müsaade ettiler. Ne mutlu bize. Yani Can başkanımızdan Gebetaş, tüm Can Gebetaş da ilgilendi bayağı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Yani inşallah güzel yerlerde olur. Çok daha güzel, çok daha büyük kitleler duyar bestemizi. Şampiyonluklar yaşarız inşallah. İnşallah abi. Bu sene Fenerbahçe 2021 şampiyon olma olasılığını nasıl görüyorsunuz? Bu beste, bu marş şampiyonluğu marşı olabilir mi? Vallahi şöyle görünüyor. Biz marşı verdik vereli, affedersin Selçuk, sosyal güzel medyada yayınlananı bilineni diyelim daha doğrusu. Bir süre daha önce vermiştik biz sosyal medyaya. 4'te 4'le, 5'te 5'lerle falan gidiyoruz. Gayet uğurlu geldi maç. Ama biz zaten buyduk. Yani biz başında da bunu yapmamız gerekiyordu. 4'te 4'ler, 5'te 5'ler. Arada aksilikler olacak. Böyle bir beraber kalacaksın, berabere kalacaksın. Tüh diyeceksin falan. Ama tabii ki yeni takım, yeni hoca, yeni kimya anca yani oluşuyor. Buna da sabır göstermek gerekiyordu. Her koldan iyi gidiyoruz maşallah diyelim. Ve devam etsin. Ve ben bekliyorum. Ben yani %90'larda şampiyonuz diye düşünüyorum. Selçuk abini sen ne düşünüyorsun? Vallahi bence de şampiyon olacağız bu sene. Bir de Özil söylentisi var biliyorsunuz. Oldu gözüyle bakıyor herkes. Bilmiyorum Murat abi sence oldu mu? Oldu. Videolar hazırlanıyor. Eğer oldu yani evet öyle bir durum da var. Ben söylemek istemedim açıkçası ama sen. O ilk haberi ben aldım. Selçuk yanımdaydı. Videolar evet. Hazırlandığına yönelik haber. Gerçekten bizde yıldız futbolcular bizde oynamış olsun. Dünyada sayılı yıldız futbolcular tarafından Mesut'a hoş geldin tarzı bir video hazırlanıyor. Ve Fenerbahçe'miz bunu yayınlayacak. Onun heyecanı içerisindeyiz. Mesut'un gelişi kim ne derse desin bambaşka bir olay. Çünkü hani bu bir futbolcu transfer ediliyor olayı değil. Bir yıldız, bir sanat transfer ediliyor ve biz o sanatı icra edecek adamı izleyeceğiz. O öyle düşünmek lazım biraz. Ya sanatın ta kendisi zaten. Sanatın yani ta kendisi aynen. Hayal yani bir rüya. O rüyayı biz göreceğiz. Ya bugün Cristiano Ronaldo'nun bile Ronaldo olmasında büyük payı vardır. Çok büyük etkeni var. Onun asistleri sayesinde az gol atmadı yani. Kesinlikle İnşallah gelir de yani söylediklerimizi hem ligimize renk katar hem de Fenerbahçe'ye güç vereceğini umuyoruz. Abi eminim şampiyon olacağız. Tüm zorluklara rağmen hakem hataları diyeyim. Hani hata öyle diyeyim. Hakem hatalarına aksilikler. Rağmen biz, aksilikler. Yani onlara rağmen şampiyon olacağız biz. Evet. Bakalım abi inşallah. Marşla ilgili söylemek istediğiniz son birkaç anekdot ya da söylemek istediğiniz bir şeyler var mı abi? Söylesin. Söyle. Herkes söylesin. Sadece biz söylemeyelim. Söylemek istediğim o. Şöyle ben oluşumun başından bu zamana kadar gerek şirketimiz hani Avrupa Müzik sağ olsun Avrupa Müzik ailesi
En önemlisi işte yönetimimiz Simla Türker Beyazıt, Metin Sipahioğlu, ondan sonra camiamız, tüm yönetimimiz, tüm Fenerbahçeli taraftarlar, bizi beğenip paylaşan, ya beğenmeyi paylaşmayanlara bile herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız. Ama bestemizi dinleyen, seven, dinleyen herkese de sonsuz teşekkürler. İnşallah güzel yerlerde olur. Teşekkür ederim abi. Ömer Bey, ben de bir gazeteci arkadaşlarımıza, sen mesela çok duyarlı bir kardeşimizsin. Hemen Fenerbahçeliliğinden de olsa gerek aldın, dinledin, sevdin. Hoşuna evet. Gitti. İşte bizimle röportaj yaptın, bir paylaşımda bulunacaksın. Bir sürü gazeteci arkadaşımız var. Yani beğenirsen paylaş demiyorum, illa beğenmediğim bir şeyi paylaş falan diye. Ama bunun görünürlüğü çok önemli. Alınız, paylaşınız. Bu güzel bir şey. Yani siyaset yok marşın içinde, küfür yok evet. Marşın içinde. Çok da sağlam duygularla yazıldı. Duygusal bir şey. Alın paylaşın, taraftarlarınız görsün. Çünkü ya ben ne kadar Fenerbahçe taraftarıysam sen de o kadar Fenerbahçe taraftarısın. Biz bunu kulübün güzelliği için yaptık. Kulübe yaptık. Kimsenin değil bu. Bu kulübün. Bu Fenerbahçe tarihinin. O anlamda diyorum, meslektaşlarımızla alıp paylaşırsa süper olur diye. Kesinlikle öyle abi. Ben de sana katılıyorum. Bir de Türkiye'de beste, marş hem Fenerbahçe'ye, Galatasaray, Beşiktaş. Aslında çok çeşitli bir seviyor da halkımız. Ben mesela Fenerbahçeliyimdir. Evet. Ama mesela Beşiktaş'ın bir marşı var. Çok severim. Onu da dinlerim arada mesela. Ya da tabii bazı, ki. Bazı takımların. Yani takımsal olarak bence kendi görüşüm hem marşlar, besteler çok önemli bir yer kaplıyor. Herkesin de buna sevenlerin, sevmeyenlerin destek vermesi gerekiyor bence. Evet. Yani önemli bir şey. Ya çünkü tabii ki ben bakıyorum benim Galatasaraylı ya da Beşiktaş'la arkadaşlarımdan mesela tebrik mesajları alıyorum, sağ olsunlar. Yani çocukluk arkadaşlarım var vesaire çevremizde, işte aynen. Başka takımlar tutan arkadaşlarımız var. Tebrik mesajları alıyoruz. Çok güzel olmuş. Çok karakterli bir marş. Gerçekten çok karakteristik okumuşsun. İşte çok güzel sözler yazılmış. Emeğinize sağlık. Bu tarz ben mesajlar da alıyorum. İşte önemli olan şey böyle başka takımı tutup da hayranlıkla gizli gizli de olsa senin marşını dinliyorlarsa işte o zaman olmuştur. Evet abi, ben de öyle kesinlikle katılıyorum. İsterseniz burada son verelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, zevkli bir söyleşi oldu. Biz Murat teşekkür ederiz. Sana teşekkür ediyorum. Selçuk abi, sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ömerciğim. Hem söz müzik olarak hem düzenleme seslendirme olarak güzel bir marş olmuş. Tekrar söylüyorum. Umarım hak ettiği yere, daha güzel yerlere de zamanla gelecektir. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Umarım sizin de platformunuz hak ettiği yerlere gelecektir. İnşallah hak ettiği değeri görecektir. Bu sayede o sizin platformunuz da bilinsin. Ben takip etmeye başladım. Selçuk da öyle. Ve elimden geldiğince insanlara söyleyeceğim. Çünkü genç kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yapacağı her şey iyi olur. Ona eminim. Aynen. Kalite olsun. Bir programda, bir konuşmada. O görebildiğim kadarıyla o var. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler abi. Teşekkür ediyoruz. Kendinize İşinizde size de başarılar kardeşim. Sağ olun. Görüşmek teşekkür üzere. Ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Görüşmek üzere.